Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan. Bugün sizlere 3 yıl boyunca her gün omega 3 ve D vitamini kullandığınızda ve yarım saat hafif bir ev egzersizini hayatınıza dahil ederseniz ne oluyor bunun cevabını vereceğim. Ama bu cevaba geçmeden önce benim takviye rehberi isimli kitabımı okuyanlar ve eski videolarımı izleyenler şunu çok iyi biliyor. Ben size takviye kullanımının temel mantalitesini oturtmaya çalışıyorum ve kitabımda da 3 temel kategoriye bu takviye kullanımını ayırmıştım Bunlar neydi? Bir her gün kullanılması gereken takviyeler, iki düzey takibine göre kullanılması gerekenler ve üç zaman zaman amaca göre hayata dahil edilmesi gereken takviyelerdi. Bu her gün kullanılması gerekenlerin altında da ne demiştik? Omega 3, magnezyum ve D vitamini sürekli hayatımızda olması gerekiyor. Bunun nedenlerini de hem geçtiğimiz videolarda çok detaylı bir şekilde hem de kitabımda anlattım. Ama kısaca değinecek olursak, omega 3'lere neden ihtiyacımız var? Hem evet omega 3 alamıyor olmak yani balık ürünlerinden fakir besleniyor olmak bir neden ama asıl problem neydi? Omega 6'ya aşırı bir şekilde maruz kalıyor olmamızdı. Eski çağlarda insanlar bir birim omega 6 alırken artık günümüzde 70 birim omega 6'ya maruz kalıyor. Neden? Kullandığımız ayçiçek yağı örneğin omega 6 yağ asidi içeriyor ve omega 6 vücutta inflamasyonu tetikleyen yağ asitleri. Damar sertliğine sebep olan, damarlarda daralmaya sebep olan ağrı, inflamasyon gibi bütün problemlerin sebebi aslında omega 6 yağ asitleri. Vücutta da omega 6 ile omega 3 yağ asitleri bir denge içerisinde olması gerekiyor. Normalde 1'e 2, 1'e 3 olması gerekirken günümüzde bu oran 1'e 70'lere varmış durumda. Yani bir birim ağzımızdan omega 3 giriyorsa 70 birim omega 6 girer hale geldiği için bizim dışarıdan omega 3'ü desteklememiz gerekiyor. Evet omega 6 alımını da azaltalım ama dışarıda omega 3'ü de takviye ile bir şekilde desteklemek lazım ki vücutta anti inflamatuar olan yani inflamasyonla savaşan yağ asitleri olan omega 3'leri hayatımıza dahil edebilmek için. Zaten daha önce omega 3 hakkında her şey videosunda da bunları detaylı bir şekilde anlatmıştım. İkinci her gün hayatımızda olması gereken vitamin neydi? D vitamini. Artık özellikle pandemi ile birlikte D vitaminin sadece kemik sağlığında ve kalsiyum metabolizmasında etkili olmadığı Bizim bağışıklığımızı güçlendirdiğini, ruh halimize kadar etkileri olduğunu, vücutta bir hormon görevi görerek bütün vücudun düzgün bir şekilde görevini yapabilmesine görevli olduğunu artık hepimiz öğrendik. Burada da ne diyoruz? Optimal olarak kan... D vitamini düzeyinin 50 ve üzerinde olması bizim için avantaj. 20 ile 100 arasında her ne kadar normal olsa da toplumun önemli bir kısmında da D vitamini 20'nin altında çok düşük seviyelerde seyredebilmekte. Türkiye gibi güneş gören bir ülkede bile D vitamini birçoğumuza düşük. Çünkü güneşten D vitamini alabilmek için de bazı dikkat etmemiz gereken faktörler var. Onu da D vitamini hakkında her şey videosunda zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım. Güneş sadece öğlen tam tepedeyken ve ondan önce işte bir miktar önce ve bir miktar sonra belli bir saat aralığında D vitamini sentezletebiliyor. Ama akşama kadar kapalı iş yerlerinde, evde vesaire yaşadığımız için zaten bu D vitamini sentezlettirme faydasından da tam anlamıyla yararlanamıyoruz. Besinlerle de zaten D vitamini alabilmek çok mümkün değil. O nedenle dışarıdan D vitamini takviye etmek gerekiyor. D vitamini de bir kere takviye ettim. Artık hayatım boyunca rahatım. D vitaminim artık hep yüksek seyredecek diye bir durum söz konusu değil. Biz idame olarak da hayatımızda sürekli bir miktar D vitamini olmalı ki D vitamini bir daha eski seviyelerine dönmesin. Çünkü D vitamini'nin yarı ömrü 3 hafta. Yani 3 haftada bir vücutta miktarı sürekli azalmakta. O nedenle bizim hayatımızda her gün D vitamininde olması gerekiyor ki bir daha seviyesi düşmesin. 3 bir de tabii magnezyum demiştik. Yine izlemediyseniz magnezyum hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bunu da kısaca özetleyecek olursak. Evet magnezyumun kaynağı normalde yeşil ama günümüzde toprakların verimsizleşmesi, besinlerdeki değer kaybı dolayısıyla ben sabah akşam yeşillik yorum diyen bir insanda bile tam anlamıyla ideal magnezyum alımına maalesef ulaşamıyoruz. Bunun yanında vücutta magnezyumla tüketen birçok faktör var. O nedenle işte bu modern zamanlarda besinlerin niteliksizleştiği bir dönemde magnezyumla dışarıdan takviye olarak kullanmak hayatımızın hep bir parçası haline getirmek önemli. Magnezyum da vücutta 500'den fazla yerde görev alıyor. Enerji üretiminden kas kemik fonksiyonlarına kadar kalp damar sağlığından beyin sağlığına kadar birçok yerde görevli olan bir mineral. O nedenle işte bu her gün kullanılması gereken takviyeler altında bunlardan bahsetmiştik. 2. Düzey takibine göre kullanılması gerekenler var demiştik. Örneğin B12 vitamininiz düşerse yerine koyarsınız. Demiriniz düştüyse doldurursunuz. Folik asitiniz düştüyse doldurursunuz. Bunlar kan düzeyine göre zaman zaman replasman yapılması gereken takviyeler. Bir de amaca göre hayata dahil edilmesi gereken iken takviyeler var demiştik. Üçüncü grubumuz. Diyabetiniz varsa ona yönelik işte Berberin olur, Krom olur, Alfa lipoik asit olur. Eklemlerinizle ilgili bir problem varsa kolajen olur. Eklemdeki inflamasyonu baskılayan bitkisel destekler olur. Bağışıklığınızı güçlendirmek istiyorsanız propolis olur, Afrika sardunyası olur vesaire. Yani zaman zaman amaca göre hayatımıza dahil ettiğimiz takviyelerde bulunuyor demiştik. Şimdi aslında bu benim her gün kullanması gerekiyor dediğim takviyelerden olan Omega 3 ve D vitaminini çok geniş kapsamlı bir çalışmada 3 yıl boyunca insanlara kullandırmışlar. Ve bu 3 yıl sonrasında da toplanan dataları analiz ederek peyder pey klinik çalışmalar yayınlanıyor. En son çalışmada 3 Şubat 2025'te yani geçtiğimiz hafta yayınlandı. Sıcağı sıcağına ben de size bu çalışmayı anlatmak istedim. Bütün bu çalışmaların kaynağı olan asıl çalışmadan önce size bahsetmek istiyorum. Şimdi bu çalışma Do Health ismini verdiğimiz bir çalışma. Çok geniş kapsamlı. Amacı da şu Avrupa'da yaşayan yaşlı bireylerin sağlıklı yaşlanmasını desteklemek amacıyla tasarlanmış bir klinik çalışma. Şunu araştırıyorlar: Eğer biz belli bir yaşın üzerindeki kişilere her gün D vitamini kullandırırsak, omega-3 yağ asitleri kullandırırsak ve basit bir ev egzersiz programını önerirsek acaba sağlıklı yaşam süresini uzatabilir miyiz? Bunu amaçlayan bir çalışma. Nasıl yapılmış? Bakın çalışmaya 70 yaş ve üzeri 2157 erkek ve kadın dahil ediliyor. İşte Zürih, Basel, Cenevre gibi Avrupa'nın 7 farklı şehrinden 2157 kişi 3 yıl boyunca her gün 2000 ünite D vitamini. Bakın her gün 1000 miligram omega 3 yağ asidi kullanıyorlar ve haftada 3 kez 30 dakikalık ev egzersizi yapıyorlar. Sonrasında bu 3 yıllık periyotta 4 kere bunları klinik ziyarete davet ediyorlar. 4 kere klinik kontrol yapıyorlar ve her 3 ayda bir bu kişileri tek tek arıyorlar telefon görüşmesiyle birlikte düzen bunları düzenli kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı ve klinik ziyaretlerde de bunların düzenli kan tahlillerini yapıp ve bu kan düzeyindeki değişimleri de kayıt altına almışlar. Ve sonrasında peyderpey bu 2157 kişinin artık elimizde bir kan tahlili olduğu için sağlık özellikleri bütün parametrelerine sahip olunduğu için bu datalardan da artık klinik çalışmalar yayınlanmaya başlamış. Tam çalışma yayınlanmadan önce de ara çalışmalar da var. Mesela bu çalışma bunlardan bir tanesi yapılan 2020 yılında yayınlanan bir çalışmada omega 3'ün tek başına enfeksiyon oranını %13 azalttığı gösterilmiş. Bir başka çalışma da ise bakın düşme oranını yüzde 10 azalttığı gösterilmiş omega 3 ve D vitamini kullanımının bu da neden aslında düşme oranını azaltıyor bir kemik sağlığını güçlendiriyor iki asıl kas dokuyu güçlendiriyor yani bizim kas dokumuz özellikle bacak kaslarımız ne kadar güçlü olursa mesela ben şimdi bu sandalyeden kalktığımda belki başım dönecek ama dengemi sağlayabiliyorum hızlı bir şekilde çünkü kaslarım güçlü olduğu için ama belli bir yaşın üzerindeki insanlarda kas kas zayıflığı olduğu için işte ayağa kalkıyor belki başı dönüyor dengesini sağlayamadığı için düşüyor zaten kemik sağlığı da zayıf olursa bu sefer kırık riski de meydana geliyor ve bir türlü o kırıkta kaynamıyor kolay kolay. D vitamini hem kas gücünü artırır hem de kemik gücünü artırarak iki koldan aslında ileri yaştaki düşüklerden ve kırıklardan bizi korur. Bu çalışmada da düşme oranını D vitamininin azaltabildiği gösterilmiş. Yine başka iki çalışmada bakın. 3 yıllık takip sonucunda pire kırılganlık %39 ve invaziv kanser oluşumu %61 oranında azalmış. Bu her gün 1 gram omega-3 ve 2000 ünite D vitamini kullanan yaşlılarda. Bakın önemli bir oran. Kırılganlığı %39, invaziv tümör gelişimini, kanser gelişimini de %61 oranında azaltması önemli bir oran. Belki işte bu çalışmaların sonunda Avrupa diyecek ki biz her yaşlımıza omega-3 ve D vitaminini sosyal politik olarak dağıtalım da diyebilir. Bakın bunun ön çalışmalarını yapıyorlar. Ve işte en son yayınlanan çalışma 3 Şubat 2025 daha geçtiğimiz hafta yayınlanan bir çalışmada da neyi ölçmüşler? Bu takviyelerin yaşlanmayı geciktirme üzerinde bir etkisi var mı diye analiz etmişler. Bunu da DNA metilasyon saatlerini analiz ederek özel e, genetik testlerle bir sonuca varmışlar. O sonuçlar bize ne söylüyor? Gelin hep birlikte bakalım. Bakın diyor ki bu analizimizin amacı D vitamini, Omega-3 takviyesi ve egzersizin ayrı ayrı veya kombine halinde kullanıldığında biyolojik yaşlanmayı yavaşlatıp yavaşlatmadığını analiz etmektir diyor. Bu çalışmada işte 2000 küsur bütün Avrupa şehirlerindeki insanlardan İsviçre'deki 1006 kişilik katılımcıların 790 kişilik bu epigenetik test yaptırmayı kabul edenler üzerinden bir çalışma yapıyorlar. Ve bu çalışmada slaytta gördüğünüz özel 4 tane ve bu yaşlanma üzerinde özel genetik testler olan bu 4 paneli uyguluyorlar. Çok umut verici sonuçlar çıkmış. Bakın sonuçlar bize ne söylüyor? Omega 3 tek başına bu metilasyon saatlerinin 3 tanesini yavaşlattı. Bakın omega 3 grubunda anlamlı bir şekilde yaşlanmayı yavaşlattığı gösterilmiş. Ve 3 tedavinin de yani hem omega'nın hem D vitamininin hem de egzersizin de feno eş dediğimiz dördüncü test üzerinde de anlamlı bir şekilde ek faydaları olduğu gösterilmiş. İşte başlangıçtan üçüncü yıla kadar bunu standarize ettiğimizde bu etkiler peki bize kaç ay olarak karşımıza çıkıyor diye baktığımızda 2.9 ile 3.8 ay yani bir hesap yaptığımızda tahmini yani DNA üzerindeki etkilerin tahmini olarak hesapladığımızda 3 yılda ortalama bakın 3 aylık bir biyolojik yaşlanma üzerinde yavaşlama yarattığı, biyolojik yaşlanma üzerinde yavaşlama sağladığı gösterilmiş. Bakın bu çok önemli bir çalışma. Yani sonuç olarak omega 3 açık ara 4 parametre üzerinde de etkili. Omega 3 D vitamini ve egzersiz de yine bir test üzerinde anlamlı bir şekilde yine bir test üzerinde anlamlı bir şekilde biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığı kanıtlanmış bu klinik çalışmayla birlikte. O da geçen hafta yayın ben de sıcağı sıcağına hemen sizlerle paylaşmak istedim. Evet hep diyoruz ya bu takviyeler ne işe yarıyor, ne işe yarıyor. Bakın takviyeler doğru kullanıldığı sürece anlamlı. Bu kanalda da ben hep bunun altını çizmeye çalışıyorum. Yani sen emilmeyen kötü formlarda bir magnezyum kullanırsan tabii ki de fayda göremezsin. Veya düşük dozlarda bir omega 3 kullanırsan tabii ki de fayda göremezsin. Mesela bu çalışmayı 2000 ünite D vitamini ve 1000 miligram omega 3 ile yapmışlar. Mesela bu çalışmayı 100 mg omega 3 ve 400 ünite D vitaminiyle yapsalardı belki hiçbir sonuç ortaya çıkmayacaktı ve bu çalışmayı da haber siteleri, gazeteler haberleştirip omega 3 ve D vitamininin hiçbir işe yaramadığı gösterildi diyeceklerdi. Siz de buna inanacaktınız. Ama bir yaraya merhem olacak dozda bunu yapmak lazım. Şu an günümüzde aşırı bir şekilde omega 6 maruziyeti olduğu için sen çok küçük dozlarda omega 3 kullanırsan tabii tabii de klinik çalışmalarda bir anlamı kanıtlayamazsın. O nedenle çalışmaların doğru kurgulanması, doğru istatistiksel analizler yapılması önemli. Bu Do Health çalışması da uzun yıllardır süregelen ve Avrupa'da çok geniş kapsamlı bir çalışma olması açısından önemli. Yeni sonuçlar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.